Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamızla yine bir sohbetimiz olacak. Yaklaşık bir saat sürecek bu sohbet. Sizler adına daha doğrusu bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Ama konuya girmeden önce yine Osman Ünlü hocamıza bırakalım mikrofonu. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim cuma gecesini ve cuma günü hakkımızda hayırlı kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda radyoların başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya hastaları varsa Ankara'yı bir zaman Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin. Borçluları eda, sıkıntıda olan sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Son nefesi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Amin. Hocam, bugünkü sorumuz şöyle. İnsan hayatta tercih hakkına sahip midir? Öncelikle onu sormak istiyorum. Devamında tercih ettiğinden sorumlu mudur? Bunu sormak istiyorum. Yani biraz da hani daha çok kaderi ilgilendiren bir konu. Yani insan rüzgarın önündeki yaprak gibi midir? Yani rüzgar ne taraftan gelirse diğer tarafa boynunu büker. Böyle midir? Yoksa bir tercih hakkı var mıdır? Ve yaptığı bu tercihlerden de kaderimde böyleymiş, benim ne suçum var deme hakkına sahip midir sonrasında? Mustafa Bey, siz çok güzel özetlediniz. Hatta kitaplarda genel olarak bu şekilde böyle, zaten bu kader konusudur. 70 gibi bidat fırkasının ayağının kaymasına sebep de burası olmuştur. Çünkü genelde mesela siz rüzgarın önündeki yaprak misali gibi midir insan? Bu 72 bidat fırkasından Cebriye'nin anlayışıdır. Ve diyorlar ki bunlar, insanların her işi Hak Teala'nın dilemesiyle olmakta olup hayır ve şer ezelde takdir edilmiş, yazılmıştır. Bunun için herkesin ezelde takdir edilmiş olan iyi ve kötü şeyleri yapması lazım gelmez mi diye zihinlerine takılıyor, bunu soruluyor sık sık. Yani daha açıkçası senaryo yazılmış. Osman'ın senaryodaki figüranlık görevi bu. Mustafa Toköz'ünkü bu. Yani herkesi bir oyuncu kabul ediyor. Herkes belli şeyi oynamakla mükellef, sorumlu, mecbur. Senaryonun dışına çıkamaz. Senaryonun dışına çıkamaz. Bunun dışındakileri söyleyemez, yapamaz, edemez. Çünkü Cenab-ı Hak ezelde böyle dilemiş, böyle takdir etmiş, böyle anlıyorlar. Tabii öyle anlayınca işte Cebriye'nin görüşü çıkıyor onun sonra. Rüzgarın önündeki yaprak misali. Benim diye bir dahlim yok ki. Benim bir dahlim yok. Peki Ehl-i Sünnet alimler bunu nasıl anlamışlar? Bu konuda Ehl-i Sünnet alimlerinden Muhammed Masum Faruki Hazretleri var. İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumudur. Hazreti Ömer'in de radıyallahu teala 30. kuşaktan torunudur bu zat. İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu yani. Torunu diyorum, özür dilerim. Hazreti Ömer'in torunu, İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu. Oğlu. Ve bu zat böyle düşünenlere cevaben buyuruyor ki, ezeldeki takdir sizin dediğiniz gibi değildir. Ya? Yani ne diyorlar şimdi itiraz edenler? Ezelde böyle takdir edilmiş. Senaryo böyle yazılmış. Benim senaryodaki rolüm de bu. Bunu oynamak mecburiyetindeyim diyor. Ama Muhammed Nasuh Hazretleri buyuruyor ki, ezeldeki takdir filan kimse kendi isteğiyle filan işi yapacaktır şeklindedir. Kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle. Yani orada şu devreye giriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir tarifi var kader konusunda. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir buyuruyor bu zat. Kısa bir şekilde özetlemişler tarifini. İlmi mütekaddim, Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir. Osman Ünlü neler yapacak? Biliyor. Ama cebri mütehakkim zorla yaptırması değildir Cenab-ı Hak. Yani ben senaryoyu böyle yazdım, bunun dışına çıkamazsın, sen bunu yapmak mecburiyetindesin demiyor Cenab-ı Hak. Öyle olmuş olsa o zaman cennete giden ve cehenneme giden ikisi de itiraz eder. Niye? Mesela cennete gitti. Diyelim Cenab-ı Hak inşallah sana nasip eder. Bizi dinleyenlere de nasip eder. Mesela tamam, cennete gitti. Senin köşkün çok büyük. O zaman ben diyelim ki biz de yırtık parçayı biz de cennete girdik. Benimki küçükse
O zaman derim ya Rabbi niye yani? Hatırıma gelir bu. Hatırıma gelir bu. O zaman mesela dünyada bildirilen emirler, yasaklar. O zaman niyeydi? Ne gerek yani hiçbir var? Hiçbir şeyin manası kalmaz o zaman. Yani cennetin, cehennemin de bir manası kalmaz. Yani. Tabii. Çünkü cehenneme giden de itiraz edecek. İyi de benim elimden bir şey gelmiyordu ki. Sen beni zaten cehennemlik yapmışsın. Ben isyan etsem de, itaat etsem de beni cehenneme koyacaktım. Buna gerek kalmazdı. Onun için ehl-i sünnet alimleri bunu önce ta geriye bir çekiyorlar. Ruhlar aleminde bunlar yaratıldı mı? Yaratıldı. Evet. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların hepsi yaratıldı. Allah-u Teala bunların hakkında hepsinde takdiri var. Belli ömürler verdi. Rızıklarını da takdir etti. Taksim de ettim buyuruyor. Hepsi için. Günü ve zamanı gelince dünyaya geliyor. Ezelde takdir edilen rızıklar onu buluyor. Yapacakları işleri de yapıp gidiyorlar. O zaman buraya göndermezdi. Bu meşakkatli dünyaya göndermezdi. Aa ben sizi cennetlik, sizi cehennemlik yarattım. Siz cennete, bu cehenneme. Ha Allah-u Teala şanına herhangi bir leke götürmez. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyor ki bu adalete muhalif olur mu? Olmaz buyuruyor. Niye? Orada bir şey kullanıyor. Allah-u Teala kendi yarattığı hakkında kendisi tasarrufta bulunuyor. Yani adalet mülkünde olanı kullanmak demektir. Başkasının mülkünde olanı kullanmıyor ki Cenab-ı Hak. Yok zaten öyle birisi de. Kendi mülkü. Mülkünde olanı kullanıyor. Mülkünde olanı kullanıyor. Ben hepsi yeni bir araba almışım mesela. Getirdim balyozla parçaladım. Kırdım geçirdim. Ben arabaya zulüm mü ettim? Yazık oldu. Bilmem ne oldu falan. Ya kendi mülkümü kullanıyorum ben. Kime ne? Veyahut da bahçeme bir sürü şey ekmişim. Elma ekmişim, şeftali ekmişim, kiraz ekmişim. Ekmişim. Bir sürü meyve ekmişim. Kafam bozulmuş yok diyorum. Ya bunların hepsini ben kökleyip. Anadolu öyle derler. Ağacı sökmeye, köküyle beraber almaya. Çünkü kök olduğu zaman filiz vermeye devam eder. Kökleyeyim ben bunları, kaldırayım. Ben buraya pancar ekeyim. Nereden çıkardın şimdi pancarı? Neyse. Mesela ya. Ya da sadece vişneleri söktüm, kestim. Elmalar niye onları kestiniz değil mi? Ha, birisi diğerine diyemez. Yani. Veya onlar bizi diyemez ki niye bizi aynı şekilde böyle kestin, biçtin de odun yaptın. Böyle bir hakları yok. Ben başkasının bahçesine yapsaydım bunu zulüm olurdu. Hani diyorlar ki zulüm olmaz mı? Niye zulüm olsun? Ben kendi bahçemdekini icra ettim. Hatta daha çarpıcı bir misal vereyim. Diyelim ki işte Afyon, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya. Yani geniş ovaları var bunların. Buğday ekiyorlar. Çukurova'nda var. Buğday ekiyor. Adam ekti buğdayı. Mesela şimdi mevsiminde, Kasım'da bu filiz verir. Çıkar. Orada bekler. Adam geldi şöyle baktı. Yok dedi ya ben bunu dedi aynı şekilde buğday ekmeyeyim dedi. Sürdü tekrar. Oradaki ektiği buğdaya zulüm mü etti bu? Kendi tarlasını sürdü bu. Buğdayın itiraz şansı var mı? Yok. Yok. Peki bir başkası gelip de arkadaş sen zulmediyorsun deme hakkına sahip midir? Değildir. Başkasının tarlasını sürmüyor. Başkasının ektiği buğdayı tekrar sökmüyor bu. Başka bir şey ekecekmiş. Ekebilir. Bu sene dedi ayçi ekecektim dedi. Buğday ektim olmadı dedi. Sürdü bunu tekrar tekrar sürgüledi bilmem ne yaptı falan. Ayçiçeği ekti. Tarla kendisinin. Dolayısıyla bu zulüm olmaz. Zulüm başkasının malına müdahale. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattığı varlıkların hepsini, hepsi kendi mülkünde. Dilediğini abad eder, dilediğini zelil eder. Niye bana bunu verdin, niye buna bunu verdin deme hakkına sahip değiller. Hiçbirisi. Böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hak mülkünde olanı kullanıyor. Ama Cenab-ı Hak sıfatların açığa çıkmasını murad etmiş. Bunun için ruhlar aleminden cennet ve cehenneme göndermemiş. Yani oradan da cennet ve cehenneme gönderseydi gene adaletine muhalif olmazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buraya gönderiyor. Cenab-ı Hak yarattığı mahluklar içerisine insana ayrı bir imtiyaz vermiş. Kendini tanıma kabiliyeti vermiş insana. Ve akıl vermiş, irade vermiş. Bu akıl ve iradesini de tek başına bırakmamış. Başlı başına bırakmamış. Yaratan yarattığını en iyi bilendir. Bu akla rehber olan, ona yol gösteren peygamberlerini de göndermiş Cenab-ı Hak. Bu dünyaya geliyor. Peygamberler de geliyor, anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biz Peygamber Efendimiz'den hemen misal verelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de dünyayı şereflendirdi. 40 yaşına gelince kendisine peygamber olduğu bildirildi. Peygamberdi ama peygamber olduğu 40 yaşında bildirildi. Tebliğe başladı. Mekkeliler itiraz ettiler. Şimdi güç kuvvet hangi taraftaydı? Mekkelilerin elindeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde zahiren herhangi bir imkan yoktu. Devlet gücü de yoktu. Öyle bir şey de söz konusu değildi. Ama bunların hepsi dalga geçti, alay etti.
Ondan sonra reddetti, eziyet ettiler, çile çektirdiler, Müslümanları şehit ettiler. Sonra Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'in bu sabrı neticesinde çok kimsenin kalbine iman nimeti verdi. Medine-i Münevvere devlet oldular ve Mekke müşrik devlette yıkıldı gitti. Yıkıldı gitti. Şimdi Mekkeli müşriklerin, Mekkeli müşrikleri güç kendi ellerinde. Onları bir zorlayan var mıydı? Sen böyle yapacaksın. İtiraz edeceksin. İnkar edeceksin. Reddedeceksin. Bu peygamberi öldüreceksin. Onları zorlayan var mıydı? Yok. Yoktu. Peki neyi kullandılar? Kendi tercihlerini kullandılar. Hatta kendilerine göre kıyas yaptılar. Bu nasıl peygamber dediler ya? Aynen bizim gibi yürüyor, ağlıyor, uyuyor, yiyor, hasta oluyor. Ya bizim gibi yok. Arkasına böyle hizmetçiler falan olması lazım falan. Hani altınlar falan olması lazım. Böyle bir şey yok. Biz ondan üstünüz dediler. Neyi kullandılar? Kendi tercihlerini kullandılar. Onları aynı şekilde zorlayan kimse yoktu. İşte Ehl-i Sünnet talimleri diğer 72 bidat fırkasından farklı olarak işin özünü kavramış. Aynı Mekkelilerin içerisinde tercihini imandan tarafa kullananlar da oldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer gibi mesela. Kullananlar da oldu tabii. Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala külli irade. Onun dediği olur. Ama insana diğer yarattığı mahlukatlardan farklı bir özellik olarak cüz'i bir irade veriyor. Tercih hakkı veriyor yani. Tercih hakkı veriyor. Ve tercih hakkı verirken de mesela gel bakayım seni imtihan edeceğim. Söyle bakalım cennet cehennem var mı? Duymadı ki ilk defa duyuyor. Ben bilmiyorum böyle. Ne bu cennet cehennem ne? Öyle değil. Peygamber gönderiyor aleyhissalatü vesselam. O peygamber Allah'tan varlığını, birliğini, Allah'tan zatı sıfatlarını, subut sıfatlarını, meleklerini, peygamberlerini, ahiret gününü, ahirette neler olacağını, sonsuz olarak neler, hepsini anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Ondan sonra da bunun önüne geliyor. Bunu kabul edecek misin, reddedecek misin? Tevcih sana ait. Reddettin. Ahirette seni bir zorlayan olmadı. Hatta Allah-u Teala neyi tercih etmesi gerektiğini de söylüyor. Açıkça buyuruyor. Buna rağmen tersini yapıyor insan. Şeyde güzel bir şeye temas ettiniz de Allah-u Teala rahmet eylesin. Tamimi Hasadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. O zaman üniversitede okuyan bir öğrenci işte bir vesileyle ziyaretine gelmişti. Orada demişler kardeşim buyurmuşlar. Kendileri de muallimlik yaptıkları için Allah-u Teala buyurmuşlar o kadar çok merhametli ki imtihan edeceği soruları açıkça veriyor. Bak diyor bunları soracağım. Cevapları da bunlar. Bak cevapları da bunlar da veriyor. Bunlara çalışın gelin. Ben mahşer günü mizanda bunları soracağım size. Bunların cevabını alacağım. Sorular bunlar, cevaplar bunlar. Ne kadar merhametli buyuruyorlar. Hakikaten öyle. Sizin de temas ettiğiniz gibi Cenab-ı Hak açıkça bildiriyor. Soruları da söylüyor. Cevaplarını da. Yol da gösteriyor. Bak diyor buradan gidin. Bütün buna rağmen sen tercihini o insana verilen şeyi cüz'i iradeyle tercihini kullanıyor. Efendim yaratan, tabii yaratan Cenab-ı Hak. Çünkü Amentü duasında geçiyor. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Yani hayrı da şerri de Cenab-ı Hak yaratıyor. Ben şerri kötülüğü talep ettim. Cenab-ı Hak da yarattı. Hayrı talep ettim. Onu da yarattı. Yaratan o. Ama hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Yaratan o. Tabii Cenab-ı Hakk'ın bu yarattığını görünce çok kimse sapıtıyor. Diyor ki ben mecburim, yaratmasaydı. O zaman imtihan olmanın anlamı olmazdı ki. Mesela hatta öyle durumlar oluyor ki, zelzele oluyor, deprem oluyor. Burada havra var, kilise var, cami var. Havra, kilise ayakta duruyor, cami yıkılıyor. Mekirdir bu. Yani çok kimse bakıyor falan. Dünyada onun karşılığını görmek istiyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dünyada ben hakla batılı karışık yarattım. Ve zahiren sarıklı sakallı cübbelidir ama adam dinsizdir, din düşmanıdır. Bilemiyorsun onu. Zahiren Müslüman zannediyorsun. Nitekim zamanımızda yok mu öyle? Sarıklı sakallı veyahut da aynı şekilde akademik kariyerli bir sürü böyle ilahiyatçı karşımızda ilahiyatçı diye çıkıyor. Bakıyorsun adamın konuşmalarına zındık, dinsiz. Din düşmanı hatta. Azını dün düşmanlığı yapıyorlar. İnsanları doğru yoldan ayırmaya uğraşıyorlar. Şimdi şeytan ve şeytan yolundakiler var. Peygamber ve peygamberin aleyhissalatü vesselam yolunda gidenler var. Tercih bize bırakılmıştır. İşte Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki ezeldeki takdir filan kimse kendi isteğiyle filan işi yapacaktır şeklindedir. Ben kendi isteğimle tercih ediyorum. Mesela çarpıcı bir misal daha verelim. Biz buraya
bu programı icra etmek için geldik. Girdik stüdyoya. Bizim önümüzde iki tane tercih vardı. Bir, gelip bu programı yapmak. İki, gelmemek. Ve yapmamak. Yapmamak. Diyeceksiniz bu misali vermenizin sebebine. Bizi kimse zorlamadı. Bizi kimse zorlamadı. Ha, dinleyicilerin hatırına gelebilir. Efendim işte gelmezseniz hediyelerinizi vermezler. Hediyeyi de istemiyorum dedim. Tercih benim değil mi? İstemiyorum dedim. Gelmedim. Bant kullanılsın dediniz mesela. Veya, eski yayınlardan birisi girsin dediniz. Girsin dediniz. Yani. Öyle girsin. Bir imkanınız da var. Öyle bir durumumuz da var falan. Ama biz tercihimizi nereye kullandık? Stüdyoya gelmeyi ve programı yapmayı kullandık. Ne oldu şimdi? En üstüne talimler buyuruyorlar ki kader o işi yaptıktan sonra devreye girer. Yani bizim şimdi kaderimiz bu stüdyoya gelip bu programı yapmak. Bizim kaderimiz oldu şimdi. Gelmeseydik gelmemek kaderimiz. Gelmemek kaderimiz olacaktı. Şimdi dinleyicilerimiz zihninden belki şey yapabilir. Yani ne demek? Tercih kullanabiliriz biz. Öyle olmamış olsa ve o 72 bidat fırkasının dediği gibi olsa, yani ben mecbur olmuş olsaydım, o zaman ben yaptığım kötülüklerden, işlediğim günahlardan mesul olmazdım ki. Bana zorla yaptırdılar. Deme hakkına sahip olurdunuz o zaman. Bana kimse zorlamadı. Buranın mesela bir müdür var. Benim işim çıktı, işte bu hafta gönül programına gelemeyeceğim, bir bant veriverim falan. O da peki dedi. Ne oldu? Gelmemek, banttan yayın yapmak kaderin oldu. Geldim. Gelip o şekilde yayın yapmak kaderim oldu. İkisi de tercihim mi? İkisi de benim tercihim. Kimse beni zorlamadı. Dolayısıyla diğer yaptığım işlerde de durum aynıdır. Mesela Cebriye Fırkası'na cevap verirken, işte hani siz konunun başına girerken rüzgarın önündeki yaprak gibidir. İnsanın elinde herhangi bir güç kuvvet söz konusu değildir. İradesi kendi elinde değildir. Ehl-i sünnet âlimler buyuruyorlar ki bunlara cevap verirken. Acıktığınız zaman önünüze bir sürü yiyecekler konuyor. İstemediğiniz, sevmediğiniz yiyecekleri, beğenmediklerinizi, hoşunuza gitmeyenleri yemiyorsunuz. Ve beğendiğiniz yiyeceklerde de sizi kimse zorlamadığı halde aşkla, şevkle elinizi oynatıyorsunuz, ağzınızı oynatıyorsunuz, dişlerinizle de onları geviyorsunuz. Bunlar seyirme midir? Sizin ihtiyarınızın veyahut da tercihinizin dışında mı meydana geliyor bunlar? Otomatik olarak mı meydana refleks geliyor? Refleks mi ya? Refleks mi bunlar? Değil tabii ki. Kendi isteğinle kıpırdıyorsun. Hatta bazıları mesela Allah-u Teala diyor, o ne takdir ettiyse olur. Kimseye kızmamalı, kimseye aynı şekilde burun kıvırmamalı falan. Yine onlara cevaben diyor ki, bunların karılarına, kızlarına bir dil uzatılsın bakalım. Hakaret edilsin, bahçelerine girilsin, mallarına, namuslarına zarar verilmeye kalkılsın. Bakalım o kimseye kızmamalı. Allah-u Teala ne takdir ettiyse o olur. Derler mi, demezler mi? Yoksa dövüşürler mi? Dövüşürler diyor. Onları korumak için. Niye karışıyorsun o zaman? Madem ki öyle itikad ediyorsun, madem ki Allah-u Teala takdir etmiş. Adam geldi, senin bostanları topladı, götürdü. Niye itiraz ediyorsun? Niye kızıyorsun? Niye gadaplanıyorsun? Niye adamla dövüşmeye kalkıyorsun? Rüzgarın önündeki yaprak gibi olsan o zaman. Değil mi? Yani. Dedi, adam söylediğine de pek kendisi inandığı yok yani. Evet. Dolayısıyla işi doğrusunu Ehl-i Sünnet âlimleri yakalamışlar. Ehl-i Sünnet âlimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala insana tercih hakkı vermiş. Biz önümüze en az her konuda iki tane alternatifli gelir işler. En az iki tane. Hani bir tane mecbursun. Ve o zaman tercihin yok ama en az iki tane. Onun için demin o misali verdim. Biz gelmek gelmemek konusunda şu anda bu programda gelmek veya gelmemek. Hatta üçüncü şık olarak söylediniz, banttan yayın yapmak. Evet. Üç tane tercihimiz var. Gelip canlı vermek, gelmeyip banttan yayın yapmak. O şekilde ısmarlamak şeklinde yapabilir miydik? Yapabilirdik. Ama geldik, gelmek ve bu şekilde stüdyoya girerek bu programı yapmak tercih ettik biz ve kaderimiz böyle oldu. Ve Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki, ezeldeki takdir insanda seçme hakkının bulunmadığını değil, tercih hakkının bulunduğunu göstermektedir. Ezeldeki takdir insanlarda seçme hakkı bulunmadığını gösterseydi, Hak Teala'nın da her gün yarattıklarında, yaptıklarında ihtiyar yani tercih hakkı olmaması, mecbur olması lazım gelirdi. Öyle ya, yarattıkları böyle bir işi yapmaya mecbursa o da mecbur olurdu. O zaman ilah olamaz ki. Yaratmaya mecbursa bunu.
bunu değiştiremiyorsa, bu yarattıklarına bu hakkı veremiyorsa aciz demektir bu. Yolu mu o zaman? Hani Hristiyanların inandıkları gibi. Çünkü Allah-u Teala da her şeyi ezelde takdiri uygun olarak yaratmaktadır. Allah-u Teala muhtardır. Yani diler, seçer, dilediğini ve seçtiğini de yaratır. Kullarına da bu kendi o sıfatından bir parça vermiştir buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerine göre insan kendi işlerinin yaratıcısı olmadığı gibi bu işleri yapmaya mecbur da değildir. İslamiyet'te ve semavi olan bütün dinlerde her şey, her iş Allah-u Teala'nın takdiri iradesiyle hasıl oluyor. Fakat insan bir işin ezelde nasıl takdir edildiğini bilmediği için Allah-u Teala'nın emrine uyarak çalışması lazımdır. Kaza ve kader insanın çalışmasına mani değildir. İnsanlar kaza ve kaderi bir işi yapmadan önce değil, yaptıktan sonra düşünmelidir. Evet. Yapınca kader oluyor. Evet. Demin verdiğiniz bir sahilde olduğu gibi. Ben nereden bileceğim onu şimdi? Mesela şey de anlatıyoruz. İslam ve toplum programında da anlatıyoruz. Kazayı mübrem, kazayı muallak. Kitaplarda anlatılmış. Biz orada anlatıldığı şeklinde naklediyoruz. Bazı dinleyicilerimiz mesela yayından sonra özel telefondan arıyorlar falan. İşte kazayı mübrem, kazayı muallakla alakalı. Onu bilebilir miyiz? Şimdi Usta Bey biliyor ki Allah-u Teala bildirirse bilebilirsin. Ya ama bazen anlatıyorsun işte levh-ül mahfuzu gören evliya varmış. Peygamberler zaten görüyor da levh-ül mahfuzu. İyi de levh-ül mahfuzun gerisini Cenab-ı Hak göstermiyor ki. Çünkü şarta bağlı. Mesela bazı evliyanın keşifleri yanlış çıkıyor. Peki yalan mı söylüyor? Hayır. Hayır. Ya levh-ül mahfuzda gördü. Osmanlı'nın bugün ayağa takılıp düşecek, ayağı kırılacak. Gördü onu. Ama o şarta bağlıydı. O şartı ne o biliyor ne de Osmanlı biliyor. Ama Allah-u Teala lütuf ve ihsanıyla Osmanlı gitti bir sadaka verdi. Tak diye o, oradaki değişti. O sadakaya bağlıydı. Veya birinin gönlünü alıverdi. Değişti. Onun gerisini bilemiyorsun ki. Göstermiyor Cenab-ı Hak. Bunun en çarpıcı misali de Bir Maune faciası. Bir Maune. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Uhud'dan sizi, Uhud harbinden daha çok sizi üzen bir hadise vuku buldu mu? Çünkü 70'den fazla Müslüman şehit oldu. Hazreti Hamza da o harpte, Uhud'da şehit olmuştu. Çok üzülmüştü amcasının şehit edilmesine. Buyururlar ki bir irmaune. İşte orada 70 kişi. Peygamber Efendimiz'e geldiler. Peygamber Efendimiz mi buyuruyor? Evet, yani şeyde Uhud'dan daha çok beni üzen bir irmaune faciası buyuruyorlar. Evet. İşte bir kabile geldi, dedi ki bize bir muallim gönder, biz Müslüman olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam levh-i mahfuz'a baktı. Önce. Baktı, herhangi bir şey görülmedi. Ve ondan sonra seçilmiş, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen, fıkıh bilgileri yüksek olan Eshab-ı Kiram'dan 70 kişiyi seçti ve onlarla beraber gönderdi. Bir Rımaune'ye gelince tuzak kurdular, etraflarını çevirdiler. Zaten silahlar da fazla olmadığı için 70'ini de şehit ettiler orada. Tuzağa düşürdüler. Şimdi Allah rahmet eylesin, Emen abiler kendileri de muallimdi ya. Evet. O zaman bu kolejde öğretmendi. Bir gün Cağaloğlu'ndayız o zaman gazetede bir toplantı anlattılar. Bir gün dediler öğrencilerden bir tanesi dedi ki efendim siz evliyayı anlatıyorsunuz. Evliyanın himmeti yardımı olur diyorsunuz. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir İrmaune'de 70 eshabı şehit edilirken niye yardım edemedi? Hakikaten benim hiç aklıma gelmemişti öyle bir sual. Evet. Hatta Emre abiler de dediler ki hakikaten cahil bir dikkat bir sual buyurdular. Yani o talebede kimseyi iyi yakalamış yani. Yani aferin. Evet. Efendim abiler orada hani kitaplar yazmışlar bunu. Orada bir nakil yaptılar. Orada buyurdular ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam levh-i mahfuza baktı bunların hakkında. Ama bunların hakkında menfi bir şey göstermedi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bunlara ezelde şehitlik takdir etmiş. Kazayı mübrem olarak. Habibine Aleyhisselatü Vesselam bunu göstermiş olsa Peygamberimiz elini açacak ya Rabbi bunları koru diyecek. Ezelde de takdir etmiş Cenab-ı Hak Habibinin duasını kabul edecek. Onun için göstermedi buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların hakkında herhangi bir endişeye kapılmadı. Daha doğrusu Allah-u Teala Habibinin bir endişeye kapılmaması için bütün şartlarını hepsini hazırladı. Levh-i Mahfuz'un gerisini göremedi. Onlar hakkında takdiri göremedi. Göstermedi Cenab-ı Hak.
Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan zat levh-i mahfuzun gerisini göremedi. Ya bazıları efendim nasıl? O da mahluktur netice itibariyle. Yaratılan mahlukatın zirvesinde yaratılmış. Her şey onun hatırına yaratılmış ama ilah değil. İlah olan, Rab olan Allah-u Teala göstermedi. Ve o 70 eshab-ı kiramın her birine Allah-u Teala ezelde şehit olmalarını ve bu şehitlik sebebiyle yüksek dereceler vermeyi murad etmiş. Onun için daha birbirine göstermedi. Ve dolayısıyla da yardım söz konusu değil. Yani onların başına öyle bir kötü bir hal gelme durumu söz konusu değil ki yardım etsin veyahut da dua etsin. Yok öyle bir şey. Evliya-i kiram da aynı şekilde. Yani varistirler. Onlar da meydana gelen hadise de öyledir. Yani Allah-u Teala göstermese nereden bilecek ki o? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirilmeden bilemezken onun varisi durumunda olan evliya-i kiram, ehl-i sünnet alimleri nasıl bilebilecek ki? Her şeyi bilen, her şeye hakim olan, yaratan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla kazai mübrem, kazai muallak anlatılmış. Biz bunun için dua ederiz, sebeplere yapışırız. Belki de bir sebep gelecektir. O sebep aynı şekilde zuhur ettiğinde işte orada da buyuruyor ki tercihinizi yani müsbet tarafa hep kullanın. Önüne çıktı birisi, sadaka ver. Birisi yardım istedi, yardım ediver. Belki de gelmekte olan kazayı bunlar önleyecek, bilmiyorsun ki. Hadis-i şerif de var değil mi? Öyle tabii. Sadaka kazayı kabul olan dua böyle. Ve kabul olan sadaka gelmekte olanı durdurur. Mutlaka gelecekse mesela bir kaya üzerine düşecek. Takdir edilmiş mesela ezelde. Peki sadaka verildiği zaman, dua edildiği zaman kabul olursa o yine gelir. Ama nasıl gelir? O İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözleri de çok güzel izah etmişler. Onu başka alimler de izah etmişler. Nasıl gelir o? Efendim onun geliş şekli o kaya paramparça olur. Kum taneleri şeklinde o kimsenin üzerine gelir. Yine yerinden kopar ama evet. Yolda parçalanarak. Parçalanır, ona kum tanesi şeklinde gelir. Onun üzerine gelir, Allah Allah bu kum da nereden geldi? Kaya geliyordu aslında. Kaya geliyordu ama kum taneleri şeklinde muhakkak gelecekse. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bize tercih vermiştir. Ve mesela Cenab-ı Hakk'ın kazayı mübrem olarak ezelde takdir etmiş olduğu şeyler gelirken bile onun emrettiği, bildirdiği ve onun Habibinin aleyhissalatü vesselam yol göstererek böyle böyle yapın buyurduklarını biz yapacak olursak, yerine getirecek olursak o kazayı mübrem bile gelse bile bizi fazla acıtmaz. İncitmez. Hatta İmam-ı Rabbani Kutuz Özleri birinci bölüm vakit daraldı ama Mustafa Bey kendi halifelerinden, ya bu işin garesi yok ha. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin halifelerine talebe yetiştirmeye başlamış, izin verilmiş. Kendi çocuklarının da Kur'an-ı Kerim hocası. Bir rahibeye takılıyor. Rahibe diyor ki, Müslümanlıktan çıkarsan seninle evlenirim. Mürtet oluyor. Çocukları gelip yalvarıyor, babacığım diyor, hani bunun üzerimizde hakkı vardı, bize Kur'an-ı Kerim öğretti, ne olur. Bütün aczimi ortaya koyarak Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Bana açıldı ki, bu kazayı mübremdir. Kazayı mübrem önce bütün ümidim kırıldı. Ama babamdan duyardım. Hatta hocam Baki Bilal Hazretleri'nden duyardım. Olacak şey değil derlermiş. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şöyle bir sözü varmış, kitaplarda var. Kazayı mübremi kimse değiştiremez. Biz istersek onu da değiştiririz. Ya olacak şey değil derlermiş. Babası da anlatırmış. Hocası da. Olacak şey değil. Yani nasıl olur bu? Bu söz hatırıma geldi. Tekrar azimi ortaya koydum, sığındım. Yalvardım. Sonra bana açıldı ki kazayı mübremin içinde de şarta bağlı olarak değişebilenler varmış. Oho, sır içinde sır, onu bilemiyorsun. Ve o zaman aynı şekilde bize müjdelediler. Tekrar aynı şekilde affettiler. İmanını iade ettiler buyuruyorlar. İmanını iade ettiler o talebesinin. Dolayısıyla gerisini bizim bilme şansımız söz konusu değil. Bizim vazifemiz sebeplere yapışmak. Önümüze çıkan sebeplerde tercih kullanmaktır. Tercihimizi biz kullanırız. Tercihimizi kullanırız ve kullandığımızdan da mesul mü oluruz? Evet. Çünkü ehl-i sünnet alimleri öyle buyurular. İslamiyet'te ve semavi olan bütün dinlerde her şey, her iş Allah-u Teala'nın takdiri iradesiyle hasıl oluyor. Fakat insan bir işin ezelde nasıl takdir edildiğini bilmediği için Allah-u Teala'nın emrine uyması, sebeplere yapışması, çalışması lazımdır. Kaza ve kader insanın çalışmasına mani değildir. İnsanlar kaza ve kaderi bir işi yapmadan önce değil, yaptıktan sonra düşünmelidir. Ne oldu şimdi? Biz bu programın başından itibaren din büyüklerinin sözlerini naklettik.
Buraya kadar ne oldu bizim kaderimiz şimdi usta abi? Tercihimizi bu yönde kullandık. Yani bu konuşmalar, bunlar yapılacakmış. Bizim buraya kadar olan şeyimiz, bizim kaderimiz oldu. Ha ikinci bölüm, Cenab-ı Hak ömür verir mi, devam eder mi, etmez mi? Onu da biz bilemeyiz. Ama buraya kadar olan tercihimizi kullandık, konuştuk. Din büyüklerin kitaplarındaki olanları da naklettik. Ne oldu bizim için? Bu kader oldu ve kiram ve katip melekleri tarafından da kayda geçti. Hocam şimdi müsaade ederseniz kısa bir ara verelim. İkinci bölümde inşallah devam edelim. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Birinci bölümü az önce tamamlamıştık. Şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Konumuz oldukça önemli, ince bir konu. Kaderle alakalı, kader inancımızla, imanla alakalı bir konu. İnsan tercih ettiğinden sorumludur başlığıyla verilebilecek bir konu. Osman Ünlü hocamız önemli bilgiler veriyordu, anekdotlar veriyordu. Bazı menkıbelerde bize anlattı. Hocam kaldığımız yerden devam edelim ama şunu da sormak istiyorum. Allah-u Teala'nın önceden, sonsuz öncelerden bilmesini nasıl anlayacağız? Tabi akıl bazı şeylere yetmiyor olabilir. Siz daha önce mesela İslam ve Toplum programında örnek vermiştiniz. Hani öğretmenlikten kaynaklı. Öğretmen talebesini hani bilir ne yapacağını. Bunu biraz daha şey yapabilir misiniz? O da şimdi kafaya takılıyor. İlk başta değindiniz ama biraz yarım kaldı gibi. Şimdi Mustafa Bey, hani öğretmen, onu da misal verelim de hepimizin bildiği bir şey var. Aşağı yukarı herkesin elinde bir duvar takvim var. Değil mi? Var. Yapraklı duvar takvimi diyelim. Evet, duvar. Orada yazıyor. İstanbul. Güneş diyor. Güneşin doğuşunu gösteriyor. İkindi, öğle, akşam, yatsı, imsak. Şimdi biz takvime böyle yazdığımız için mi güneş doğuyor? Öğle oluyor, ikindi oluyor. Güneş de mi bizim takvimi kullanıyor? doğuyorum. Evet, saatim geldi. Doğmam lazım. Saatim geldi, batıyorum. Doğmam lazım. Şimdi biz bildiğimiz için mi doğuyor? Evet, oraya yazdığımız için mi doğuyor? Oraya yazdığım için mi doğuyor? Yoktu, buyuruyor. Yani ben araştırdım, Allah Teala bana bize ihsan etmiş olduğu o ilimle güneşin seyrini takip ettiği yörüngeyi hesap ettim. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu akılla hesap ettim, cevaptım. Ha dedim. Bu mevsimlere göre böyle bir seyir takip ediyor. Dünya da aynı şekilde mevsimlere göre böyle bir rota takip ediyor. Milim sapmıyor. Milim sapmıyor. Ay aynı şekilde mevsimlere göre belli bir rotası var. Oturup o hesapları yapıyorum. Ondan sonra da yazıyorum. Ne oldu? Bir sene öncesinde ben bunu biliyorum. Benim bilmem sebebiyle mi ay doğuyor? Benim bilmem sebebiyle mi güneş doğuyor? Benim bilmem sebebiyle mi ay batıyor veya güneş batıyor? Veya benim bilmem sebebiyle mi kış geliyor? Sonbahar geliyor, ilkbahar geliyor. Aa, baharın çiçekler açacak. Ben bu bildiğim için mi çiçekler açıyor? Bize mi bakıyorlar ağaçlar? Ne zaman çiçek açayım mı diye soruyor. Yok. Bu bilgi onların o hadiselerin meydana gelmesine böyle olacaksınız, mecbursunuz. Bağıl söz konusu değil. Ha geçelim bir de sizin vermiş olduğunuz o misalde onu çok işliyoruz. Mesela öğretmen de sene başında öğretmenlik formasyonu verildiği için ve belli tecrübeleri hele birkaç sene böyle 3-5 senede öğretmenlik yaptıysa daha sene başında ilk dersleri verirken çocukları böyle yoklama çeker. Söyle bakayım yavrum sen söyle. Kabiliyeti, kapasitesi ödev verir. Ödevleri geri dönüşümlerine göre bakar ve ondan sana döner. Yavrum böyle yaparsan sen sınıfta kalırsın. Hakikaten çocuk sınıfta kalıyor. Sen biliyordun benim sınıfta kalacağımı. Diyebilir mi? Deme hakkına sahip mi? Elbette ki öğretmen bilecek bunu. Bilmesi, yani öğretmense belli tecrübeleri var, evet. Ve o formasyon verilmiş. Öğretmen bildiği için sınıfta kalmadı. Kendi tercihi için sınıfta kaldı. Kendi tercihini öyle konu. Allah-u Teala'nın bilmesini de buna teşbih etmişler, benzetmişler. Hatta bunu biraz daha genişletebiliriz de. Mesela şimdi zamanımızda bir sürü elektrikli aletler kullanılıyor. Dijital aletler de çıkmıştı. Bir sürü. Hepsinde kullanma kılavuzu var. Mesela diyelim ki arabadan misal vereyim. Otomobilden. Adam yapmış etmiş, testlerden geçirmiş. Ondan sonra diyor ki bu işte 250 kilometre hıza çıkabilir. Ama 250 kilometreyi zorlama.
250 kilometreye geldiği zaman işte motorunda bunlar olur, tekeri bilmem şunu yapar, bunu yapar falan. Yazmış sana da anlatıyor bunu. Kullanma kılavuzunu da veriyor. E sen şimdi otobana çıkmışsın. Ya ver yaz, boş ver, sen ben bunu 300 bir yaptırayım falan diyorsun, taklatıyorsun. O sana gelip de fabrikadakilere sen bunu biliyordun, taklatacağını biliyordun. Suçlu sensin, bu arabayı ödemen lazım. Deme hakkına sahip midir? Adam yaptığı aleti biliyor. Bunu bu şekilde böyle zorlarsan bunun işte motoru parçalanır, bilmem nesi şu olur, şu olur, bu olur. E, o testlerden geçirmiş ve onu biliyor. Onun bilmesi, benim taklatacağımı biliyordun. Ya o yazmış oraya. Bunu zorlarsan, 250'yi zorlarsan araba taklatar diyor. Frenleri kilitlenir diyor mesela. Biliyordun diyor. E biliyordum tabii. E o zaman diyor mesul sensin. Ya mesul sen kendinsin. Tercihini sen kendin kullandın. Burada da Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde biliyor. Ha bu kulu bu şekilde böyle tercihlerini nefsine uygun kullanırsa netice itibariyle cehenneme gidecek bu. E, cehenneme gideceğimi ben biliyordum. E senin tercihlerine göre elbette ki. Ama Allah-u Teala seni mecbur etmiyor ki. Nasıl ki araba kullanan o şoförü araba fabrikası mecbur etmiyorsa, öğretmen öğrencisini mecbur etmiyorsa veyahut da aynı şekilde takvimi hazırlayanlar böyle büyük büyük tabelalar yazıp tepelere koyup güneşe ey şemşerim falan mecbursun bugün doğmaya falan. Kimseyi taktığı yok zaten. Gene o aynı saatinde doğup geliyor. Ama ya nasıl bildin hayret bir şey falan. Allah-u Teala o sistemi yaratmış. O sisteme girince onlar biliniyor. Dolayısıyla insan da bazı şeyleri önceden biliyor. Şey öğretmen olmaya bile gerek yok. İnsan kendi çocuklarına bile belli bir yaşa gelince ha diyorsun bu zekidir, bu saftoriktir, bu böyledir falan. Mesela niye testlere tabi tutmuş? Osmanlı da aynı şeyi yapmışlar. Allah-u Teala herkes aynı yaratmamış ki. Mesela lider kadrolarını şey yapabilmek için, yetiştirebilmek için Osmanlı'da Enderun'da yetiştirebilmek için onları, devletin yükünü onlara yükleyebilmek için hususi bunun için yetiştirilmiş muallimler var. Tepkili kıyafetle bunlar oyun alanlarında dolaşırlarmış. Çocukların oyun alanlarında. Niye çocukların oyun alanlarında? Çünkü lider kadro yetiştirecek. Lider arıyorlar. Lider çocuk arıyorlar. Evet. Ve oyun alanında girdiğin zaman çocukların birisi mutlaka oyunu kuruyor. Öbürleri ona idare ediyor. Uyuyor. Evet. Uyuyor. Ha demek ki o özellik var ki uyuyor. Yoksa niye uyusun ki? Şeyde bir gün böyle gemiyle geliyoruz. Bizim torun Kerime'nin büyük. Şimdi geminin içerisinde bir tane de ondan yaşça bir iki yaş küçük. Bunlar tabii çocuk değil mi? Hemen bir oyun kurdular. Patır 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 baktım başkalarını da rahatsız ediyor. Ben bizimkini tuttum, getirdim, oturttum. Öbürsü geldi. Dedi serbest bırak onu dedi. Niye dedim? O benim reis dedi. Dedim reis esir düştü. Sizin kale gitti. ya siz ne zaman reis oldunuz? Ne zaman aynı şekilde ekip kurdunuz? Yani iki üç çocuk bir araya geldiği zaman muhakkak birisi o konuma girer. Evet. Bunları yakalıyorlar. E bunların içerisinde de daha seçilmişleri topluyor. Onları götürüyorlar. Enderun'da yetişiyor. Ondan sonra da devletin idaresini bunların sırtına vuruyorlar. Hatta yaptıkları testlerde çok enteresan. Getirdikleri daha garip bir test. Mesela önceden öğreniyorlar. Onların en çok sevdiği yemekleri. Sevdiği yemekleri getiriyorlar, pişiriyorlar. İki sıra halinde. Bir sıra böyle, bir sıra böyle. Tabakları önlerine koyuyorlar. Sevdiği yemekleri de koyuyorlar. Ama sapı uzun kocaman kocaman kaşık koyuyorlar. Kepçe gibi. Ve orayı da kontrol edecek, her birini kontrol edecek böyle delikler yapmışlar. Oradan gözetliyorlar. Pratik zeka hangilerinde süratli olacak? En zekilerini, en ileri olanlarını tespit edecekler. E şimdi bakıyor, çeviremiyor kaşığı falan. Hemen ikisi de zekiyse birbirinin ağzına uzatıyor. O onun tabağından alıp onu veriyor, o onun tabağından onu veriyor. Hemen bunları yakalıyorlar. E ona göre de eğitim yüklüyorlar. Cenab-ı Hak herkesi farklı farklı yaratmış. Ve Cenab-ı Hak bir kuluna ne kadar imkan verdiyse onu istiyor. Mesela bir kulundan bir peygamberine verdiğini beklemiyor. Onu da istemiyor. Bir evliyasına verdiğini veya beklediğini Allah-u Teala diğer kulundan istemiyor. Herkes kabiliyetine kadar. Ne kadar kabiliyet verilirse o kadar aynı şekilde. Herkes dua eder. Yani sıradan birisi kendi imkanlarına göre Cenab-ı Hak onun da aynı şekilde duasını kabul eder. Ona kadar, onun kabiliyeti, kapasitesi kadar verir. O memnun olur, sevinir. E birisi daha yüksektir. O da ona göredir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ezelde her şeyi biliyordu.
ilmi mütekaddimdir. Son sözcüğü ama zorla yaptırması değildir. O kesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hatt suresinde de bir de Allah-u Teala haber veriyor. 22. ayet-i kerimesi mealen. Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel ezelde levh-i mahfuza yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyiniz. Ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. Allah-u Teala kibirleri, egoistleri sevmez buyuruyor bu ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerimeyi nakledince Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki bu ayet-i kerime gösteriyor ki kaza ve kadere iman eden bir kimse hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Ve şımarmaz da buyuruyorlar. İkisini dengede tutar. Bir fırsat kaçırdın. Cenab-ı Hak takdir etmemiştirsin, üzülmezsin. Cenab-ı Hak yarattı, Rabbime ihsan et dersin, şımarmazsın. Ne yani ümitsizliğe düşersin, yese düşersin, ne de kibirlenirsin. Kaza ve kadere inanmak insanın çalışmasına mani de olmaz. Hatta çalışmasını kamçılar. Çünkü çalışınız herkes kendisi için takdir edilmiş olan şeylere sürüklenir. Hadis-i şerifi de insanın çalışmasının kaza ve kaderin nasıl olduğunu göstereceğini, çalışmak ile kaza ve kader arasında sıkı bir bağlılık bulunduğunu bildirmektedir. Yavaş ve çalışma, ne yapacaksın ya, ne olacak lan? Tercihini böyle kullandı. E ne yapalım canım, kaderimizde bu varmış. Hayır, sen tercihini böyle kullandın, Cenab-ı Hak da sana öyle yarattı. Sen öbür türlü kullansaydın tercihini, Cenab-ı Hak da öbür türlü yaratacaktı. Bir kimsenin iyilik için çalışması bu kimse için ezelde iyilik takdir edilmiş olduğunu göstermektedir. Çünkü herkes kendisi için ezelde takdir edilmiş olan işleri yapmaya sürüklenir. Canım işte o böyle iyi ama tercih etti o. Tercih etti. Ve Cenab-ı Hak da aynı şekilde o tercih ettiği ve gayret ettiği için de ihsan etti. Biz neyin bizim için tercih edildiğini bilmediğimiz için, ya yaratıldığını, göre, yaratıldığını bilmediğimiz için doğru. Tercihimizi ona göre kullanmamız lazım. Elbette. Kaza ve kadere inanmak ve bütün hayır ve şerleri Cenab-ı Hak'tan bilmek Müslümanlar için nasıl bir vazife ise, hayırlı işleri yapmak ve kötü işlerden kaçınmak için çalışmak da vazifedir. Allah-u Teala'nın bir şeyin nasıl olacağını olmadan evvel bilmesi, o bilgi ve o bilgisine göre takdir ve irade buyurması insanlara zorlama olmaz. Çünkü kulların irade ve ihtiyarlarını nasıl kullanacağını da ezelde biliyordu. Bu bilmesi ve takdir etmesi kulların arzularına, iradelerine zıt değildir. Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilmesi işlerin olmasına veya olmamasına bir tesir yapmıyor buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Allah-u Teala herhangi bir kimsenin yapacağı işi ezelde bilmiş ve bildiğine göre takdir eylemiştir. Allah-u Teala'nın takdiri yerini bulacaktır. Ve bu takdire sebep olan ilmi de yanlış çıkmayacaktır. Görülüyor ki insan bu işi yapmakta mecbur olmuş değildir. Allah-u Teala bu kimsenin o işi kendi iradesi arzusuyla yapacağını ezelde bilmiştir. Kulun iradesi ezeldeki kaza ve kaderin sebebi olmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala o işin yapılacağını ezelde bildiği ve öylece takdir ettiği için insan o işi yapmayı irade edecek değildir. İnsanın iradesini o işi yapmaya kullandığı için, yani o işi yapmak isteyeceğini Allah-u Teala ezelde bildiği için takdir eylemiştir. Dolayısıyla insan bir şey yapacağı zaman önce bunu seçer, irade eder, ister ve sonra da yapar. Bundan dolayı kullar iş yapmakta mecbur değildirler. İster yaparlar, istemezse yapmazlar. Sadece tercih edip yaptıklarından sorumludurlar. Sadece tercihlerinden sorumludurlar. Neyi tercih etti? Ha, sorumludur derken bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim iyilik yaptığımız zaman ondan da sorumlu muyuz? Şimdi Arapça kitaplarda bir ifade geçer. Cezakallahu hayran kethira diye. Ceza bizde kullandığı sadece eziyet manasında kullanıyoruz. Evet. Mükafat manasında kullanmıyoruz. Ama ceza kelimesi Arapçada iki anlama da geliyor. Cezakallahu hayran dediğin zaman Allah-u Teala sana hayırlı karşılıklar versin. Allah cezanı versin diye kullanıyoruz. Yani onun bu yaptığı kötü işin karşılığını versin demektir. Allah-u Teala emirleri ve yasakları yapabilecek kadar insanlara seçme hakkı, kuvveti vermiş. Kalbin atmasıyla insanın yürümesi elbette başka başka hareketlerdir. Kalbin atması insanın elinde değildir. Fakat insan isterse yürür, istemese yürümez. Allah-u Teala kerim olduğu, merhameti çok olduğu için güçleri yetmeyen şeyleri insanlara emretmemiş. Yapabilecekleri şeyleri istemiştir. Bakara suresinin son ayetinde mealen Allah-u Teala kullarına yapabilecekleri şeyleri emretmiştir buyuruyor. İnsanın bir işi yapmak istemesi için önce bu işi görerek, işiterek, düşünerek, hatırlaması, kalbine gelmesi lazımdır. İnsan kalbine gelen bir şeyi yapmak ister veya istemez.
Bir kimse herhangi bir şeyi kendisi için faydalı bulur ve yapmak ister. Bir başkası da o şeyi kendisi için lüzumsuz görür ve yapmak istemez. Elin titremesi insanın dilemesi ile değildir. Eli yukarı kaldırmaksa insanın istemesi ve dilemesiyledir. Çok güzel izah etmişler. Yani anlaşılmayan bir şey yok. Ahkaf suresinin 14. ayet-i kerimede de mealen yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını görürler buyuruyor Cenab-ı Hak. Kehf suresinin 29. ayetinde mealen isteyen inanır, isteyen inanmaz. Biz zalimler yani inanmayanlar için ateş hazırladık. Allah Teala da açıkça ister inan ister inanma diyor. Aa, ben böyle diledim. İnanmaz, inkar edersin, cehenneme girersin. Nahl suresinin 33. ayetinde de mealen Allah Teala onlara zulmetmedi. Onlar inkar ederek ve günah işleyerek kendilerine zulmettiler buyuruldu. İşte bu ayet-i kerimeyi hani şiir halinde haşa zulmetmez kuluma hüdası insanın çektiği kendi cezası. Cenab-ı Hak zulmetmez. Tercihini yanlış kullandın ve o yanlışın neticesinde de başına bu geldi. İnsanlarda seçme kuvveti bulunmasaydı Allah-u Teala bu ayet-i kerimede onlar kendilerine zulmeyledi buyurmazdı. Ben emrettim onlar da yaptı buyururlardı. Evet. İnsanlar irade yani tercih sahibidir. Düşüncelerinde ve hareketlerinde hürdürler. Fakat düşünceleri ve işleri bir sebebe bağlıdır. Bu sebepler ise insanı hür olmaktan çıkarmaz. Çünkü insanlar bu sebepler olmadan da irade sahibidirler. Sebepsiz olarak da irade eder ve yaparlar. Sebepler varken insan istemezse iş çok zaman olmaz. İnsan bir işi yapıp yapmamayı irade etmeden önce bu işi zihninde düşünür tartışır. Hangi taraf ağır gelirse onu irade eder, seçer. Mesela bir satıcı malını en çok para veren müşteriye satar. Bu müşteri malı satıcıdan zorla alamaz. Fakat satıcı elindeki malı çok para veren adama satmaya mecbur gibidir. Biri çıkıp da az para verene satamazsın diyerek satıcıyı kızdırırsa başka düşünceler ve yeni tartışmalarla bunu satmaya da mecbur olabilir. İnsanlar kendi iradeleri ile kaderdeki işleri yapmaya başlarlar. Allah-u Teala da bunları irade ettikten sonra iş meydana gelir. İşte kaderdeki işler kaza haline yani meydana gelince insanların iradesi artık bunu değiştiremez. Saadet veya felaket geri dönemez. Yasin suresindeki mealen onların önlerine ve arkalarına set çektik, gözlerini perdeledik, artık göremezler mealindeki ayet-i kerimeyi de Bakara suresinin baş tarafındaki Allah-u Teala onların kalplerini mühürledi, kulaklarını ve gözlerini perdeledi mealindeki ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun öyle olmaktan da. Çünkü bunu açıklarken buyururlar ki, bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki kendilerini herhangi bir surette Allah-u Teala'ya sevdirenler himaye edilir ve daha çok hidayete kavuşturulur. Gadab-ı ilahiye sebep olanlar da kötü işlerinde terk edilir. Pek nazik ve ince işler bu sevgiye veya gadaba sebep olabilir. Bunun için insanın Allah-u Teala'ya karşı çok uyanık olması şarttır. Kaderde bulunan işler kaza haline gelmeden önce insan dış etkilerin baskıları altında kalsa bile irade ve ihtiyarı yani tercihi elindedir. Dolayısıyla Allah-u Teala gönderdiği dinlerle insanlara iyi kötü işleri ve bunlara karşılık olan nimetlerini ve azaplarını bildirmiştir. Ayrıca kulların iradelerine sebepler hazırlamakla beraber insanların zihinlerindeki onları iyi ve kötü yollara sevk edebilen ve birbiriyle tartışmakta, çekişmekte bulunan sebepler, düşünceler de yaratmıştır. Dolayısıyla insan Allah-u Teala'nın bildirdiği ve zihinde yarattığı sebeplerin çatışmasından iyilik tarafı ağır basarsa iyi tarafı, kötülük tarafı ağır basarsa kötü tarafı irade eder, tercihini kullanır ve bunu da yapar. Peki burada sorumlu olan kim olur? Tercih yapan olur. Bir başkası değil. Evet işte bana zorladılar. Kimse zorlamadı. Kimse zorlamadı. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görür. Herkes ama iyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulacaktır. Çünkü kendisi tercih etti. Zorlu olmadı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmamıştır. Zulüm de payidar olmamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Zilzal Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde mealen zerre kadar iyilik eden onun mükafatını görecek. Zerre miktarı kötülük işleyen de onun cezasını görecektir buyurmuştur. Bu da tercih meselesi. Tabii tercih meselesi. Tercihini kullanarak yapacaksın yani iyiliği de kötülüğü de. Aynen öyle. Çünkü hani başta da söyledik. Allah-u Teala insana
akıl vermiş, irade vermiş. Fakat bu akıl ve iradeyi de yalnız bırakmamış Mustafa Bey. Peygamber göndermiş. Yalnız bırakmamış. Peygamber gönderiyor, doğruları anlattırıyor, bildiriyor. Ondan sonra da insana Cenab-ı Hak irade vermiş. İnsan oturuyor, tercihini kullanıyor. Bekliyor. Önüne gelen şeyde, işte deminden beri naklettiğimiz şeylerden anlaşıldığı kadarıyla Ehl-i Sünnet alimlerinin zihninde tasarlıyor, düşünüyor. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Yaparsam ne olur, yapmazsam ne olur? Tamam ya, yaptım gitti. Ne oldu? Tercihimi öyle kullandım. Mecbur değildim ama. Sizin sık sık söylediğiniz bir söz var, o çok güzel. Yani insan burada Allah-u Teala'nın kulu mu yoksa nefsinin kulu mu olacağını tercih ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ben diyor. O düşününce işte. Ben deyince orada kendini ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor. Amr bin Dinar Hazretleri bir şey anlatıyorlar da, önceki ümmetlerden birisi bir deniz sahiline gider ve orada yüksek sesle beni gören kimse bir başkasına asla zulmetmeyecek diye bağıran bir kimseyi görür. Yanına da yaklaşır. Ey Allah'ın kulu, sen ne demek istiyorsun diye sorar. O kimse de başından geçenleri anlatır. Daha önce İslam ve Toplum programında da anlattıydık bunu. Amr bin Dinar Hazretleri naklediyor bunu da. Şimdi bu o zaman emniyet amiri diyelim. Tabii itibarı var. Şey, güvenlikten sorumlu biri. Geliyor deniz kenarında böyle taze balık tutan birisine bakıyor. Orada tuttuğu balıkta iri bir balık var. Diyor ki bunu istiyorum. O da diyor ki ben bunu kendim için şey yaptım falan. Satmayacağım. Zorla tutuyor. Diyor ki vereceksin bunu. Zorla alıyor. Gasp ediyor yani. Ya balık da alacanlıymış. Aldım diyor giderken diyor. Balık diyor bir de diyor parmağımı diyor. Dişimi geçirdi diyor falan. Yandım aran diyor. Öyle yaptım, böyle yaptım. Zor kurtardım diyor. Sonra diyor, orası şişti diyor. Şey yaptı, doktor geldi dedi ki bu kangrenoyu keseceğiz. Orayı kesti. Ondan sonra diyor, diğer parmaklar onlar gitti diyor. Bilekten gitti diyor. Pazuya, dirseğe kadar kesildi diyor. Hala geliyor diyor. Bir gece rüyasında demiş ki, sen demiş, Allah-u Teala'nın sana verdiği imkanı zulümde kullandın. Tercihini bu tarafa kullandın. Gidip onunla hilallaşmadığı müddetçe bu devam eder diyor. Kol gitmiş yani. Gidiyor. O balıkçı gene orada. Diyor ki vaziyet böyle böyle. Ben diyor seni kenara alayım. Şunu yapayım. Yok diyor. Estağfurullah. Böyle böyle oldu. Böyle böyle oldu. Hakkını helal et. Adamcağız peki demiş. Peki. Neyse gelmiş. Hatta bana para da vermiş. Madem kolun gitti. O balıkçı. Ama merak etmiş. Diyor ki ne dua ettiydin bana diyor. Ne ettiydin, ne dediydin? Sen diyor beni dövüp dövmüş de ha. Balığı diyor zorla aldığında çok gücüme gitmişti. Ve acizliğimden diyor ağlamıştım. Sonra da ya Rabbi onu da beni de sen yarattın. Onu kuvvetli, beni zayıf kıldın. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulmünü benden geri çevirmedin. Beni de onun zulmüne mani olmaya kuvvetli kılmadın. Kudretin hakkı için onu aleme ibret olacak hale koy dedim diyor. Onu ibrete, hani yani efendim benim yaptığım yanına kar kalmaz, kar kalmaz. Hani kitaplarda bu ve benzeri şekilde çok şeyler anlatılmış. Hani bazıları efendim falan böyle kıvırıyor falan. Hani benim başıma gelmedi falan. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bu adam nasipliymiş biliyor musun? Dünyada idrak ediyor, rüyasında ikaz ediliyor. Diyor ki sen kul hakkına girdin. İtikad düzgünmüş, hayırlı bir şey yapmış bu. Bir kolla kurtuluyor. Bir kopya veriyorlar. Git. Yani tövbe istiğfar et, helallaş. Kurtuluyor bu. Dünyada ödüyor bedelini. Ya bizimkileri ahirete bırakıyorlar. Ahirette çok zor. Hani geçen İslam ve Toplum programında mı nereden naklettiydik ya, büyüklerden bir zat oruçluymuş, arkadaşının ambarına böyle yaslanmış, bir tane buğday tanesini almış, ikiye bölmüş, tam iftar zamanı birden hatırlamış, tutmuş aynı şekilde tekrar koymuş buğdayı. Ama ikiye bölmüş buğday tanesini. Sonra vefat etmiş, rüyada görülmüş, ne haldesin diye sormuşlar. Ona demişler, o buğdayı ikiye böldüm, yerine koydum ama onun karşında benden şu kadar sevap alıp onu verdiler. Niye yaptın diye. Zarar verdi yani. Zarar verdi onun şeyine. Dolayısıyla insan dünyadayken Allah-u Teala koluna akıl vermiş, irade vermiş. Bu akıl ve iradesiyle önüne ne doğru ne yanlış. Bunu da bildirecek peygamberler göndermiş. O peygamberler vasıtasıyla tabir caizse hani bütün aletlerin kullanma kılavuzu olduğu gibi insanın da kullanma kılavuzu bu dinler. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki bak böyle yaparsanız cennete gideceksiniz. Böyle yapmazsanız bunu aksine yaparsanız cehenneme gideceksiniz. Bunu açıkça da bildirmiş. Sorular belli, cevaplar belli. Biz sadece bir tercihte bulunuyoruz. Biz
İşte sizin de dediğiniz gibi ya nefsimizin istediğini tercih edeceğiz, nefsimize kul olacağız, cehenneme sürükleyecek o bizi veya Allah-u Teala'nın rızasını tercih edeceğiz ve bu şekilde de cennete gideceğiz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasını tercih edenlerden eğler Cenab-ı Hak bizi ahir ve akıbetimize hayırlı inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Gönül Pınarı.